Merhabalar arkadaşlar, Saflı Lezzetler kanalıma hoş geldiniz. Bugün kabak tatlısı tarifimi paylaşacağım sizlerle. Büyük bir kabağı nasıl parçaladık, nasıl pişirdim? Şimdi buyurun videoya. Öncelikle büyük bir tane bal kabağımız vardı bu şekilde. Bu bize köyden gelmişti, eşimin memleketinden. Önce testereyle bu aşamada ben eşimden yardım aldım. Bu zor kısımları onun yapmasını rica ettim. Ben de çekimini yaptım. Öncelikle bu şekilde ortadan ikiye kesiyorum. Bakın rengi gerçekten çok güzel. Ardından bu şekilde boğumlardan tekrardan kesiyoruz testereyle. Eğer testereniz yoksa büyük ve keskin bir bıçak işinizi görecektir. Bu şekilde kesiyoruz. Yapması biraz zahmetli ama lezzeti gerçekten buna değiyor. Gayet güzel, kıvamı, aroması çok yerinde, çok güzel bir kabaktı. Kabakların iç kısmını bu şekilde kazıyoruz. Çekirdeklerini de biz ziyan etmedik, onları da kurutup tükettik. Çok da lezzetliydi. Bu şekilde içini sıyırıyorum. Bakın renginin güzelliği zaten kendini ele veriyor. Ve dış kabuğunun soyma kısmını göstereyim bir tane. Bu klasik evlerimizde bulunan patates ve havuç soyacağı olur ya, salatalık soymada da kullanırız. Onunla yaptık. Çok pratik oldu. Bu şekilde birkaç seferde yeşil kısmı tamamen kalmayana kadar kabuğunu soyduk. İçini de bu şekilde hafiften geçtik. Böyle yumuşamış yerleri varsa onları da almış olduk. İstediğiniz büyüklükte doğrayarak. Ben bu şekilde bir kap hazırlamıştım. Onun içine hepsini dilimleyerek koydum. Bütün kabağı aynı şekilde dilimledikten sonra 1 kilodan birazcık fazla olacak şekilde toplam 3 parçaya ayırdım ben. 2 parçasını buzluğa koydum. Bir parçasını ise tencereye aldım. Yani bir bölümünü. Toplamda hepsi 1250 gram kadar geldi. Şimdi üzerine toz şeker ekliyorum. 2 su bardağından birazcık eksikti. Çok şekerli severseniz 2,5 koyabilirsiniz. 2 bizim için gayet yeterli geldi. Bunu şimdi kapağını kapatıp 2 saat oda sıcaklığında bekleteceğim. Evet, bekleyen kabaklarım bakın bu şekilde sulanmış ve şeker içinde neredeyse erimiş gibi. Şimdi ocağın altını açıp pişirmek için başlayacağım pişirmeye. 25 dakika ve 30 dakika arası bir sürede kontrol ederek pişirmenizi öneririm. Özellikle düşük ısıda pişirirseniz çok çok daha lezzetli kabaklarınız olacaktır. Bakın şu an ben 35. dakikanın sonundayım. Düşük ısıda bu şekilde pişti. Bir tanesini alıp pişip pişmediğini kontrol amaçlı çatalla böleceğim. Gayet güzel pişmiş. Kolaylıkla ikiye bölünüyor. Bu aşamadan sonra ben ocağın altını şimdi kapatıyorum. Ve henüz sıcakken bunları ben bir borcam ve cam bir tepsiye alıyorum. 250 derecede fanlı fırında bir 5 dakika kadar üstünün hafif bir şekilde kabuk tutup kızarmasını sağlıyorum. Fırına atmasanız da olur. Fakat biz birazcık fırın tadı da olsun istiyoruz. Üzerine özellikle kabuk bağlaması hoşumuza gidiyor. Eğer bu şekilde seviyorsanız fırına da göndermenizi tavsiye ederim. Şimdi sunum aşaması. Kabaklarımı alıyorum tabağıma ve kabağa en çok yakışan çifte kavrulmuş, kepeksiz, özel kavrulmuş tahin. Bu tahin gerçekten çok çok özel ve çok güzel oluyor. Tavsiye ediyorum. Bulabilirseniz mutlaka bu cins bir tahinle deneyin. Fındık ya da cevizle sunabilirsiniz. Bizim şu an elimizde ceviz var ve ceviz de gerçekten çok yakışıyor. Cevizle sunum yaptım. Videomu izlediğiniz için çok çok teşekkürler. Kanalıma henüz abone değilseniz abone olmanızı ve yorum bırakmanızı rica edeceğim. Yepyeni tarif ve videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.